Bilgiyi dayanan, herhalde bilgiye demek, çok zayıf bir imana sahibiz. Bu da günahlardan yeterince korunmamıza yetmiyor. İman yönüyle dünyada hangi noktaya varabiliriz diyor. Evet. Biraz zor anladım da ben işte o zor anladığım şeye cevap vereyim inşallah. Zannediyorum demek isteniyor ki herhalde bizim şu andaki imanımız nazari bir iman. Yani okuduğumuz ilimlerle, bu ilimlerin derinliği ölçüsünde kalbimizde ve kafamızdaki şüpheleri izale ediyor. İlmin ışığı altında, ilmin rehberliğinde, ilim ibresine göre kalbimizi yönlendiriyoruz. Ve işte bir yönüyle fena şeyleri kafadan atma, kötü şeyleri kalpten çıkarıp atma, iyi şeylere yönelme manasına bir iman ki imanın ilk merhalesidir. İlk merhaledir bu. Buna iman değildir diyemeyiz. Bu kadarcık Allah'a teveccühü hafife almış oluruz. İman değildir diyemeyiz. Bu haliyle bir insan ölünce cennete gideceğine inanırız. İman değildir diyemeyiz. Bir muharebede bir tanesi İşte böyle bir imanla La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah der. Mürşidinin dizinin dibinde imana gelir. Biraz sonra da ölür. Ve biz ona şehit deriz. Ancak bir şey var. Yani bu imanın ilmel yakin mertebelerinden bir mertebededir. Bilemiyoruz. İlim derinleştikçe iman da derinleşir. Oysa ki bundan sonra çok geniş bir dairede aynel yakin mertebesi vardır. Yani insan çok meselelere artık elin alemin, kitapların satırları arasında arayıp bulmaya çalıştığı gibi değil de doğrudan doğruya kendi müşahedelerinden kendi içine akan irfan akıntıları çağlayanları gibi imanın aktığını duyar. Kendi müşahedelerinden. Eşyayı bir başka türlü görür. Hadiselere bir başka türlü şahit olur. Eşya ve hadiselerin yorumuna gider. Münasebetler kurar. Nasıl ki rüyaları tabir ediyorsunuz, öyle eşya ve hadisenin birbiriyle baş başa verip belli münasebet teşkil etmelerinden manalar çıkarır. Müşahedeye dayalıdır. Bunu bir kısım böyle pozitivist neticeler gibi anlamamak lazım. Ve bu yolda yürümeye de pozitivistçe yürüme dememek lazım. Böyle düşünene de pozitivist dememek lazım. Belki bir bakıma bir kısım pozitivist neticeleri, müsbet şeyleri değerlendiriyor. Asıl mesele o değerlendirmeden elde edilen şeydir. Çok pozitivistler vardır. Bunların hiçbirisi zerre kadar Allah'a inanmamışlardır. Oysa ki biz değerlendirdiğimiz, değerlendireceğimiz bu müsbet şeylerden, müşahedeye dayanan müsbet şeylerden, belki içine rasyonalizmi de yani akli istidlalleri de katarak bu defa imanı ilmel yakinden aynel yakine getirecek, yükseltecek. Onun da mertebeleri var. Herhalde benim bakışımla Hazreti Sahip Kıran'ın bakışı birbirinden çok farklıdır. Herhalde onun bakışıyla Hazreti Ebu Bekir'in bakışı birbirinden çok farklıdır. Hazreti Ebu Bekir'in bakışıyla Seyyidül Enam Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bakışı birbirinden çok farklıdır. Bu itibarla aynel yakin yani bakarak müşahede ile hasıl olan yakin dediğimiz şey bu da birbirinden çok farklıdır. Belki 100 mertebe aynel yakin mertebesi vardır ve herkes derecesine göre aynel yakinin basamaklarından bir tanesinde oturur, kendisine tekabül eden menfezden eşya ve hadiseleri seyreder, oradan içine marifet akıtır ve imanını yükseltir. Bunun ötesinde bir de o noktaya insan ulaşır ki artık eşya ve hadiselerde gördüğü şeyle vicdanında daimi duyduğu şeyi birbirinden farklı görmez. Belki aynı hakikat bir yerde ayağına aksetmiş, yani gözle görülebilen aleme aksetmiş, diğer tarafta onun bir yanı da bir aynayla vicdanına aksetmiştir. Sürekli refakattedir o. Yani sürekli o imanın refakatindedir. Bu da hakkal yakin diyelim. Yani ateşin içinde ateşten olmayan bir cismin kor kesilip tıpkı ateş nev'ine inkılap etmesi gibidir. Hatta bu noktaya ulaşanlar bazen kendilerinin ateş olup olmadığı farkına varamazlar.
iltibastan dolayı ben oyum diyebilirler. Oysa ki İmam Rabbani'nin dediği gibi ben oyum değil, ben ondanım. O ateş olmasaydı ben kor olmazdım. Heme os değil, heme ezos diyor. Her şey o değil, her şey ondan. Hakkal yakinin de kendine göre mertebeleri vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının bilhassa son demlerini tamamen hakkal yakin yamaçlarında yaşamıştır. Ben o mevzuda siyer ve tarihte gördüğüm şeylerle kat'i bir şey söyleyemeyeceğim ama fakat öyle anlaşılıyor ki Allah Resulü madem Miraç'ta perdesiz, sahilsiz, doğrudan doğruya herkesin ahirette görecekleri Rabbini Miraç'ta gördü. İşte bu hakkal yakinin kendine göre bir mertebesidir. Madem melaike-i kiramla açıktan açığa teşerrüf etti, öyleyse bu hakkal yakinin melaike-i kiram hakikatine dair bir mertebesi ve bir derecesidir. Madem kader kalemlerinin cazırtısını işitti, seslerini işitti, kader adına da hakkal yakin adına bir adım atmıştı Miraç'ta ve hayatının sonuna kadar bunu derinleştire derinleştire yaşadı. Onun için Ayşe validemize bir gün der ki yanında Cebrail sana selamı var. O da doymuşluk, duygulanmışlık içinde şöyledir. Bu bir insanın böyle bir iltifat karşısında duyguların ifadesidir. Ya Resulallah görmediğimiz şeyleri görüyorsun der. Belki Ayşe validemiz gibi çok zeki bir kadının orada söyleyeceği daha derin, daha manalı sözler olabilirdi. Fakat hepimizi öyle bir duruma koyalım. Orada böyle bir iltifata mazhariyetimizi tahayyül edelim. Çocuklaştığımızı hemen hissedeceğizdir orada. Görmediğimizi görüyorsun diyeceğizdir. Ve yine bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken elini gayba doğru uzatır, çeker. Derler ne yaptın ya Resulallah? Buyur ki cennetten bir salkım temessül etti. Sizin için almak istedim. Yeseydiniz hayatınızın sonuna kadar bu mahalde bitiremezdiniz. Ve yine bir keresinde irkilir geriye çekilir. Sonra inşirahla ileriye doğru kendisini atar. Sorulduğunda cenneti ve cehennemi gördüğünü ifade eder ki artık cennette, cehennemde, melekte, kaderde, kaderin kitabında, defteriyle her an bir yanı vicdanında tebellür edip duruyordu. Bir yanı da o eşya arasında. Tıpkı sabit ayinler, muayyen varlıklar gibi hep müşahede ediyordu. Buna da isterseniz hani benim çok fazla kelime bulup ifade etmeden aciz kaldığım bir husus. Hakkal yakin, mertebeleriyle hakkal yakin diyebilirsiniz. Şimdi biz ilimlerle, nazari şeylerle evvela belli bir ölçüde en azından küfre sırtımızı dönüyoruz. Hani meyvenin 6. meselesini hatırlayın, orada değişik ilim dallarıyla istidlal edilir ve insan orada sırtını küfre döner. Bu imanın ilk merhalesidir. Sonra siz müşahedeleriniz derken, mükaşefeleriniz derken, mürakabeleriniz ilk iki kelime eşyaya aittir. Diğer kelimeyi zat-ı uluhiyet hakkında mütalaa edebiliriz. Çünkü ancak o rakip mürakabe edilebilir. Kemiyetsiz, keyfiyetsiz. Siz bunlarla sonra bu imanı derinleştireceksiniz. Yani hemen ilk adımda derinlemesine, imana ulaşma çok fevkaladeden bir ihsan-ı ilahiye mazhariyet de olabilir. Peygamber huzurunda insibalı olabilir. Cenab-ı Hakk'ın birdenbire helaz onun ilk basamağından alıp sizi zirvesine, Eyfel Kulesi'nin başına koyması gibi. Ancak bu suretle olabilir. Yani amudi yükselmelerle, dikey yükselmelerle birden elde edilebilir ama fakat genelde ilk iman inkişafa açık, genişlemeye açık, derinlemeye açık bir imandır. Ve bu tefekkürle, bu salih ibadetle, salihatla Kur'an-ı Kerim hep öyle diyor. Âmenû ve amilus salihati. Salihatla derinleştirilir ve daha sonra derinden derine vicdani mürakabeyle ki bazıları belki ayatı tekviniyede mütealayı füzuli saymışlar. Demişler ki esas Allah kenzen kalpte bilinir ve onun en önemli takip sahası da vicdanın yamaçlarıdır. İsterseniz Bergson'un entüisyonunu bu zaviyeden mütalaa edebilirsiniz. Ve yine bundan Kant der ki Allah'a azametine uygun inanmak için kitapları arkaya atma lüzumunu hissettim veya zaruretini duydum.
Çünkü onlar gerçekten zat-ı uluhiyet hakikatinden insanı uzaklaştırıyorlar. Mebde'dir onlar. Bundan sonra yapılacak şey bu yolda, girdiğimiz bu yolda hakikatları müzakere ede ede Allah'ın inayet ve keremiyle tefekkür ede ede vicdanda derinleşe derinleşe entüisyonun bir hakikati varsa o zaviyeden meseleyi yakalaya yakalaya veya Kant'ın ameli akılla Allah gerçekten bilinir dediği noktaya ulaşa ulaşa onlardan daha önemlisi Hazreti Bediüzzaman'ın hani hakkal yakinin en âlâ mertebesi dediği belki kendi mertebesi kendi mertebesine ulaşmaya çalışacağız Allah'ın inayetiyle. Aslında namütenahi olan Allah hiçbir zaman hiçbir kimse tarafından kemaliyle bilinemez. En büyük bilene bakın ki en büyük bilen kimdir diye sorsam ne dersiniz? İnsanlığın iftar tablosu. Hazreti Muhammed Mustafa. Oysa ki ona şu söz isnat edilir. Ve bu isnat hadis kriterleri açısından sağlam kaynaklara dayanmasa bile fakat onun diyebileceği bir sözdür. Ma arafnake hakka marifetike ya maruf. Ey en iyi bilinen seni hakkıyla bilemedik der. Eğer en büyük insanın mertebesi onu hakkıyla bilemedik sözüyle ifade ediliyorsa demek ki o hiçbir zaman tamamıyla idrak edilemeyecek. Ve ondan bu dersi alan kendinden sonra en büyük ümmet Sıddık-ı Ekber şöyledir. El-aczu anil idrak idrakun. Onu kavramadan aciz olmak en büyük idraktır. Allah'ım seni kavrayamadım. Hani batılı göte der ki seni yüzlerce isimlerle yad ediyorlar. Ben binlerce isimle yad etsem ey mevcudu meçhul senin adına yine bir şey söylediğimi iddia edemem. Aynı şey bakın hep aynı kapıya dayanıyor. Bütün kainatları, kevni mekanları tesbih taneleri gibi elinde evren çeviren Allah'ı bu daracık aklımızla, idrakimizle idrak etmemiz mümkün değildir. Öyleyse onun zatı hakkında marifetin bitmesi bahis mevzu değildir. Marifet yolunun bitmesi, sona ermesi bahis mevzu değildir. Hep devam edip gidecektir ki Ayetül Kübra'da onu arayan seyyah en son noktada bile hel min mezid der. Kaf sure-i celilesinde vardır sadece bu ayet. Sadece orada vardır. Hel min mezid. Daha yok mu demektir bu? Daha yok mu? Yine hani aşk şarabına bir parça parmaklarını bananlar artık bir daha kendilerini ondan uzaklaştırmaları, uzak kalmaları mümkün olmadığı gibi. Gedai'nin sözleriyle ifade edeyim. Şöyledir. Parmağım aşkın balına bandıkça bandım bir su verdir. Bandıkça banar, bandıkça da yanar, yandıkça da bir su ver der, inler. İşte Allah yolunda marifet budur. Ey sakı aşkın oduna yandıkça yandım bir su ver. Düşeli dilber derdine yandıkça yandım bir su ver. O suyu kim içse hemen kalbe doğar nuri cihan. Verir hayatı cavidan yandıkça yandım bir su ver. Ve sonu da şu bandıkça bandım bir su ver der. Hiç bitmez o yol. Bal yer şerbet içer su ister durmadan ister ve marifet inkişaf eder. İşte hel min mezid, yok mu daha demek. Neden? Biz mütenahiyiz, Allah namütenahidir. Namütenahiye yönelik yol hiçbir zaman bitmez. Bitse zaten monotonluk olur. İnsan bir yerde zirvede dahi olsa, sizi Everest tepesinin zirvesine çıkarsalar, bir gün zirveye de doyar, dersiniz hel min mezid. Bunun üstünde merdiven yok mu oraya da çıksak dersiniz. Onun için onun yolunda seyahatler, seyri seferler namütenahidir. Ve iman durmadan terakki edecektir. Allah bu terakkiyi ruhlarımıza duyursun. Bizi o yüksek marifete uyarsın inşallah. Siz yoluna girmişsiniz. Ve sonra vicdanınızla bütünleşecek bu mesele. Yani imanla, tefekkürle sürekli eşya ve hadiseleri hallaç ede ede araştıracak, öyle sağlam bir imana ulaşacaksınız ki Allah'ın inayet ve keremiyle tıpkı sahabi gibi burada duracaksınız, gözlerinizle böyle görecek ama bunları hep buğulu göreceksiniz. Ayaklarınız ahiretin yamaçlarında dolaşıyor gibi olacak. Bir gün
İşliye işliye o noktaya mutlaka ulaşacaksınız. Hedefiniz olsun. Dünyada, cesediniz dünyada ama fakat hayaliniz de ahiretin yamaçlarında gezeceksiniz. Belki her zaman bunu aynı kıvamda tutamayacaksınız. Çünkü herkes için her zaman mukadder olmamış. Nitekim Hanzele, hatırlatmama gerek var mı? Allah Resulü'nün huzurundayken Hazreti Ebu Bekir'le karşılaşır. Der ki, ya Ebu Bekir, nafaka Hanzeletu. Hanzele münafık oldu. Münafık oldu demek, iki yüzlü oldu demek. İki davranışlı, dual yaşadı demektir. O da ne demek diyor? Resulullah'ın huzurunda otururken öyle bir oluyoruz ki sanki ötelerdeyiz. Sanki ahiretin yamaçlarında dolaşıyoruz. Sanki Allah'ın huzurundayız. Dışarıya çıkınca çoluk çocuğa karışıyor, her şeyi unutuyoruz. Hazreti Ebu Bekir kendini dinliyor, ben de öyleyim diyor. Belki de onu yese atmamak için onun haline sahip çıkma faziletini ihsar ettiler. Hani sizin içinizden ufku bu seviyeye ulaşan insanlar bir yeniyle, bir müptediyle karşılaşınca, ona bir şey anlatmayı planlayınca şöyle derler. Gel hele şu meseleyi bir beraber öğrenelim. Yani müptedi bir talebe gibi bir yeniyle o çok eski işleri ve kendisine göre de çok eskimiş işleri yeni baştan başlar öğrenmeye çalışır. Yoksa haşa ki Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü'nün huzurundaki durumu hayatının diğer safhalarında hiç olmasa büyük bir kısmında devam ettirmiş olmasın. Ama Allah Resulü'nün huzuruna gider, orada durumu açarlar. Allah Resulü buyurur ki, eğer siz benim huzurumdaki durumunuzu muhafaza etseydiniz, sokak başlarında, köşelerde melekler önünüzü keser, sizinle müsafaha yaparlardı. Yani siz melekutileşirdiniz, siz ruhanileşirdiniz, insan olmadan çıkardınız, bedeniyetten sıyrılırdınız. Vaka bir yerde bu hedef gösteriliyor. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel deniyor. Hedef gösteriliyor. Siz size gösterilen bu hedefi sürekli yakalasa veya sürekli yaşasaydınız, hani aynı noktada buluşacaktınız başkalarıyla. Yani cismaniyetinizi yaşasanız Allah korusun, cismaniyetin girdabında bulunan insanların bulunduğu yere yuvarlanırsınız. Mey takip edenler yuvarlanır, meyhaneye giderler. İçi tavafla atanlar gider tavaftakilerine katılırlar. Hacı olurlar. Yani insan kendi duygu ve düşüncesinin dünyasında yaşar. Bu itibarla cismani hayatını, bedeni hayatını yaşayanlar bugün olmasa yarın yuvarlanır. Cismaniyetinin altında ezilmiş insanların bulunduğu yere gider, onlara iltihak ederler. Fakat sürekli ruhani hayatı arayan, kalbi hayatına yükselmeye çalışan, sık sık perde açılır, oraya yükselir, orayı görür, oradaki hayatı yaşar ve bir gün gelir belki Hazreti Ebu Bekirler gibi, Ömerler gibi, en küçük inhiraflarını dahi affetmezler, hep oralarda, zirvelerde dolaşırlar. Evet, Hanzele nifaka düştü diyor. Allah Resulü da buyuruyor ki, eğer benim huzurumdaki durumu muhafaza etseydiniz, melekler sokaklarda sizinle müsafaha yaparlardı buyuruyor. Ve sözlerini şöyle noktalıyor. وَلَاكِنْ يَا حَنْظَلَةُ اَنَنْ فَاَنَنْ اَنَنْ فَاَنَنْ Bir peygamber huzuru anı, bir Allah huzuru anı, bir cismaniyet huzuru anı, demek ki büyüğümüzün Mesnevi Nuriye'de ifade ettiği gibi insanda hem hayvaniyet var, hem nebatiyet var, hem insaniyet var, hem de insanın kamil olma keyfiyeti var ki bazen 24 saatte bu mertebelerin hepsine uğrar insan. Anen fe anen, anen fe anen. Ve insanı kamil de esasen insanlık mahiyetine derc edilen bütün bu cevherlerin gereğini yerine getiren insandır. Bunun da yine izahı kitaplarda var. İnsan melek değildir, insan insandır. Ama önemli olan insan sadece kalbiyle değil, aynı zamanda Hazreti Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle de miraç eden insandır. Allah Resulü bedenine ruhunun ulviyetini ve şeffafiyetini kazandırmış, bedenini de miraçta almış, beraber Allah'ın huzuruna götürmüştür. En büyük miraç odur ki insan nefsini ve bedenini de ruhunun arkasına takar, onları da alır götürür götüreceği yere.
Öyleyse onlar da yaşanmalı. Öyleyse bir yatak hayatı vardır ki, ve hele hayat arkadaşınız varsa, işte orada meleklendiğiniz zaman siz bir başkasına ait hukuku çiğnemiş olursunuz. Öyleyse çocuklarınızla içli dışlı sımsıcak bir yuva hayatınız vardır. O yuva hayatında Allah huzurunda mürakabede bulunma havasını yaşasanız çocuklarınızın hukukuna tecavüz etmiş olursunuz. Anen fe anen, anen fe anen. Ama tabi rica ederim, yatak hayatını namazın içine getirmemek lazım. Çocuklarla münasebetinizi namazın içine getirmemek lazım. Allah'la irtibatlandığınız an içine dünyaya ait şeyleri sokmamak lazım. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bakış bulanmalı, gözler dönmeli. İnsanın gözü dünyaya ait hiçbir şey görmemeli. Yanındakini dahi görmemeli. Çünkü bu makam Allah'a, Allah'ım yardımı senden istiyor, kulluğu sana yapıyor, yalnız sana teveccüh ediyor, ayardan alakamı kesiyor, tecerrüt ediyor, sana yöneliyorum demektir. Yalan olmaması için öyle olması lazım. Bunun içine de başka şeyler karıştırılmaması lazım. Bunun gibi. Anen fe anen. Sahabi üst seviyede imanı yakalamaya çalışıyor. Bu hadisatında duyuyordu bunu vicdanında. Hatta denebilir ki bu sahabinin adeta çoluk çocuğun içine karıştığı zaman onlara karşı duyduğu alakayı Allah'la irtibatlı olan hayatı adına birer gedik sayması derin bir muhasebenin, mürakabenin ve ihsan şuurunun ifadesidir. Kendinde sürekli eksikler görme Allah'la irtibatının ifadesidir. Her şeyim tas tamam diyen bir insan bir uçurumun kenarında yuvarlanmaya namzet bir zavallı, bir talihsizdir. Ve yine sürekli iman artırma mevzuunda görüyoruz. Mesela Abdullah bin Revaha elinden tuttuğu bir sahabiye "Teali nü'min sa'aten" diyor. Gel hele şöyle bir saat Allah'a iman edelim. O iman etmiyor muyuz? Hayır, Allah'ı zikredelim, içimizde onu yenileyelim. Çünkü onun yenilenmesinde, onunla alakanın yenilenmesinde, onunla irtibatın yenilenmesinde ayrı bir lezzet, ayrı bir halavet var. Zaten imanla başlayan, marifetle derinleşen, muhabbetle ayrı buğutlara yelken açan gerçek iman bir noktaya ulaşır ki mahz-ı zevk olur. Hatta muhakkaten böyle küfür ve küfür esintileri İnsanın içinde tıpkı cehennem yerleri gibi eser ki, işte Buhari Müslim'deki hadisin manasını anlama zamanı ve en yekraha en yaude fil küfri ba'de iz engazahullah kema yekrahu en yaude fil nar. Hakiki mümin imanın tadını tadan o insandır ki küfürden ve küfre ait şeylerden sıyrılıp çıktıktan sonra yeniden küfre dönmeyi cehennemin içine dönmek gibi ürpertici bulur. Yılanın, çıyanın yuvasına dönmek gibi küfür ve dalalet yolunu ürpertici bulur. Demek ki hani iman sadece bu ilk adımda duyduğumuz şey değil, belki ileriye doğru derinleştikçe derinleşen ve belki bir gün gelecek öyle bir hal alan, öyle bir hakikattir ki artık şeytanın eli onu sizin elinizden almaya, kalbinizden soyup çıkarmaya gücü yetmeyecektir. Risalelerde izahı var. Nurlar sayesinde araştıra araştıra, karıştıra karıştıra iman insanın benliğini öyle işler, öyle duygularına yerleşir ki değil şeytanın elinin oraya uzanması, vesvese bile atamaz insanın içine. Ve zaten insan olmadan maksat insanı kamil olmaktır. Yani melekleşmedir. Hazreti Mevlana'nın tasnifiyle insanın bir melek yanı vardır, bir de şeytan yanı vardır. İhmal edince insan şeytanlaşır. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Yarattık, sonra da aşağıların aşağına ittik. İnsan melekuti yöne müteveccüh olduğu sürece, yani hayatını ona göre dizayn ederse, o zaman da insan melekleşir. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Sırrı zuhur eder. İman etti, salih amel yaptı. Ardı arkası kesilmeyen bir ecri mükafatla serfiraz kılınır o insan. Ve bu sadece mükellef olan varlıklara mahsustur. Yani ins ve cinne mahsustur. Melek sabit makamı içindedir.
Hayvanat terakki etmez. Sadece terakki eden iradesi olanlardır. Bildiklerimizden insan, göremediklerimizden cinler. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cin ve insan yaratılış gayesi de Allah'a iman etmektir. İman bu seviyeye gelince insan zannediyorum günahlara girmez. Girse bile, düşse bile bu türlü insanların hayatında günah en az ömürlüdür. Bu türlü insanların hayatını tetkik etseniz bir dakika yaşamış günah göremezsiniz. Gece yarısı saat 2'yi bilmem kaç geçe ayakları kaysa, sürçseler, bir günaha girseler 2 dakika geçmeden onları abdest alırken, başlarını yere koymuş Allah'a yalvarırken görürsünüz. Hakiki mümin üzerinde günahlar en az ömürlü olan insanlardır. Günaha yarım gün ömür tanıyan insan bile belli ölçüde lavabali, gayri ciddi insandır. Çünkü o yarım günde ölebilir. Sırtında bir kambur gibi günahıyla, utandırıcı günahıyla. Hakiki mümin günahı en az ömürlü olan insandır. Düşmez o. Düşünce hemen kalkar. Çünkü Hazreti Sadık-ı Masduk hakiki mümini ekine benzetiyor. En şiddetli rüzgarlarla onlar da yatarlar. Yatar ama kalkar. Dakika sürmez, doğrulur. Münafığı da gürül gürül gürleyen bir çınara benzetir. Düşmeyecek gibi gelir size. Fakat içi yanmış ve karbonlaşmıştır. Şiddetli bir rüzgarla savrulur, devrilir ve bir daha da doğrulamaz. Öyleyse iman kemal mertebesine belli ölçüde, nisbi kemal mertebesine gelince insan o ölçüde günahlardan uzaklaşmış oluyor. Günahlardan uzaklaşıyor tıpkı sahabi gibi ama yine de düştüğü oluyor. Evvelki gün de yine ismi cemilini, yadı cemilini sarahaten arkadaşların huzuruna getirmeme ona karşı olan saygımın mani olduğu büyük bir kâmet. Ramazan-ı Şerif'te orucunu zaaf demeyeceğim, beşeri güç diyeceğim. Beşeri gücüne takılarak bozar. Fakat dakika geçmez, eteklerini sürüye sürüye huzur-u risalet penahiye gelir ve mahvoldum der ya Resulallah. Bir, yine ismini tasrih etmeyeceğim. Bir kadına bakar veya az buçuk dalaşmak maksadıyla ona doğru birkaç adım atar. Ve hemen kendine gelir, soluğunu Resulullah'ın yanında alır. Günaha girdim ya Resulallah der. O da huzurdan ayrılmadan hemen ayet iner. Akimis salate tarafeyn nehar. Çok defa tövbelerimde bu ayeti okudum, beni de öyle kabul et dedim. Akimis salate tarafeyn nehar. Ve zülefen minel leyl. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Günün iki anında sabah ve akşam ve bir de gecenin bir faslında akşam yatsı ve teheccüd namazı, işte bunları ikame et. Günün o başında, bu başında ve bir de gecenin içinde. İnnel hasenati yuzhibne seyyiat. İyilikler kötülükleri siler, süpürür, götürür. Böyle küçük günahlar huzurla kıldığınız namazda bile götürülür ve siz aklanmış olursunuz. Namazla insan aklanır. Allah'a teveccühle aklanır. Bir de bu arada tevbe ederse bütün pak olur. Bu itibarla mümin düşmez demek değildir, düşer. Sahabi düştüğüne göre düşer. Hatırlayın. Zina edip Allah Resulü'nün huzuruna gelen sahabi. İsmini söyleyeyim mi? İsterseniz söylemeyeyim onu da. Evet, söylemeyeyim. İsmi de Allah'a sığınma kökünden gelen bir kelimeyle, onun sıfatıyla ifade edilir. Allah Resulü'nün huzuruna gelir ve der ki, haddi şer'i tatbik et, beni temizle der. Allah Resulü huzurundan 4 defa çıkarmış olmasına rağmen, 4. yine dalar içeriye, haddi şer'i tatbik et, beni temizle der. Birkaç gün sonra aynı sözlerle Allah Resulü'nün huzuruna bir kadın gelir, o da aynı şeyi söyler. Yani bir günah işledikleri zaman hemen o günahın affı adına Resulullah'a koşarlar.
وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Fuhşiyata girerler, günahlara takılırlar ve düşerler. Sonra Allah'ı hatırlar, Allah'a tehalet ederler. Allah günahlarını yarlar. Allah'tan başka günah yarlayan yoktur ki, diyor Kur'an-ı Kerim İmran Sure-i Celle'sinde. Evet, imanla insan günahlardan uzaklaşmış olur. Düşerse yine imanın gücüyle doğrulur, yeniden Allah'a yönelir, istiğfar eder, kendini bulur. Teker teker içine girdiğimiz her mevzu burada tafsilatıyla anlatma mümkün değildir. İstiğfar dedik bir mevzu, tövbe dedik bir mevzu, yönelme dedik, inabe ayrı bir mevzu, yürekten dönme dedik, iabe ayrı bir mevzu. Bunların her birerleri başlı başına tahlil isteyen şeyler. Ben sadece hepsini belki birbirine yakın kelimelerle düşen insanın yapması gerekli olan şeyler sadedinden arz etmeye çalıştım. Birinci iş imanın rüsuh bulması, kök salması. İkinci iş o rüsuh bulduktan ve kök saldıktan sonra uzun süre düştüğümüz çamur içinde dolaşmamız herhalde düşünülmez. Doğrulacak, o sahabiler gibi Allah'a dehalet edecek, sığınacak, baş koyacak, yalvaracak, nedamet edecek. Bir daha işlememeye hocaların camilerde dedikleri gibi azmı, cezmi kasteyleyeceğiz. Ve Cenab-ı Hak bizi koruyacak, muhafaza edecek inşallah. Benim arz ettiğim gibi çok kolay değil, çok kolay olmadığını biliyorum onun. Ben de sizin gibi insanım, çok kolay olmadığını biliyorum. Fakat affetmenin Rabbime çok kolay geldiğini de biliyorum. Ona zor olmadığını da biliyor. Ve ona yürekten bel bağlamış bulunuyorum. Bir vesileyle arz ettiğim gibi günah bana yakışmıyor doğru ama af ona çok yakışıyor. İşte ona dil bağlamış, ona bel bağlamış bulunuyoruz. Siz de bir lahza bu ümidi, bu teveccühü, bu recayı kaybetmeyiniz. Daima içinizde yüreğiniz gibi assın bu. Düşmelerimiz olacak, sürçmelerimiz olacak, doğrulacak ve onu bulacağız.